Bir anı, bir hikaye. Sultan II. Abdülhamit Han'ın Hatıra Defteri 42. Bölüm Hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Abdülhamit Han'ın Hatıra Defteri'nin olmadığı münakaşalarının işitildiği zamanlarda böyle bir hatıra defterinin olması ki vardı olması ile biz bunun özetlerini siz dinleyicilerimize, kıymetli dinleyicilerimize bu tarihi vesikayı birebir direkt Sultan Abdülhamit Han'ın dilinden çıkmış olan musahibinin de elinden çıkmış olan hatıra defterinden aktarmaya çalışıyoruz. Jön Türkleri bundan önceki 41. bölümde Jön Türkleri Fransız ve İtalyan Mason localarının beslediğine dair evrakın yıldız evrakı arasında olduğunu, oradan kimlere ne kadar para ödendiğinin listesini görmek mümkün olduğunu, Beylerbeyi Sarayı'ndaki vefatından önceki 11 ay önceki zamanda yani tutukluluğunun 9. senesinin başında Abdülhamit Han bunu vesika haline getiriyor. Avrupa'da Mısır'da çeşitli namlar altında çıkan gazeteler ve buralarda gezinen gizli cemiyetin adamları seyahat edenler. Daha önce de söylediğim gibi memlekete ciddi bir zarar vermediler. Dolaşıp dolaşıp boşa dolaştılar. Fakat Mason locaları bütün takiplerimize rağmen İttihat ve Terakki'ye bağlı subayları harekete geçirince bu avare fikir adamları Avrupa'da, Mısır'da dolaşıp da işte Osmanlı aleyhinde çalışmalar olan fikir adamları subaylar aralarına girince bu insanlar o subay gruplarının bayrakları haline getirildi İngilizler tarafından. İşte Jön Türkler, ve iddia-terakki cemiyetinin hikayesi de budur. Evet, hikayesi budur ama neticesi de bugün maalesef gözlerimizin önünde. Bana diyecekler ki, bütün bunları biliyordun da, Ey Sultan, niçin engel olmadın? Niçin devletin yıkılmasına göz yumdun? Haşa, diyor Abdülhamid Han, haşa göz yumak şöyle dursun her an tetikte yaşadım fakat önleyemezdim önleyemedim de çünkü yalnızdım onların arkasında bütün düşman dünyası vardı mizacım ve şartlarım başka türlü olmama elverişli değildi ben de onlar gibi birilerini arkama alamazdım dostlarım beni yumuşak başlı olmakla düşmanlarım zalim gaddar olmakla suçlarlar. Maalesef her iki tarafta yanılır. Ben ne bir Yavuz Sultan Selim Han ne de Yavuz Selim Han'ın ülkesi benim buyruğumdaydı. Birkaç kelle koparı vermek laf söylerken kolaydır. Her koparılan kelle insanın önünde bir uçurum açar. Bu uçurumu doldurabiliyorsan gözdağı verebilirsin. Ve göz gözdağı verdiklerin dediklerinden çıkmazlar. Sana uyarlar. Ama uçurumlar çok geniş ve kapanamıyorsa hiçbir şey yapmak mümkün değildir. Ben doğuştan merhametli bir insanım diyor Abdülhamit Hanım anneden 10 yaşında öksüz kalmış, babadan 19 yaşında yetim kalmış. Ana'dan ve babadan öksüz ve yetim olan bir garip delikanlıyken padişah olmuş. Bu insanın psikolojisi bu efendim. Fakat devletin merhametle idare edilemeyeceğini de bilirdim. Ne yaptıysam yapabildiklerimdir. Hepsini yaptım. Ne yapmak, yapmaya gücüm yettiyse onları yapabildim. Yavuz Selim Han da benim zamanımda padişah olsaydı o da herhalde bunlar karşısında benim gibi davranırdı, benim gibi yapardı. İcab edeni yaptım. Faydalının peşinden koştum. Ahaliyi ezdirmemeye çalıştım beyhude kan dökülmesinin her yerde karşısına çıktı. Memleketim, Jön Türklere gösterdiğim şefkatin değil, Jön Türklerin bağışlanmaz gafletlerinin kurban oldu. İşte iş bu kadar. Bu cümleyi bir daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Memleketim, Jön Türklere gösterdiğim şefkatin değil, Jön Türklerin bağışlanmaz gafletlerinin kurbanı oldu. İşte bu kadar. Evet. 17 Mart 1333 Beylerbeyi Sarayı. Başka bir sayfaya geçiyoruz. Yani gün gün değişiyor. Bazı günde biraz uzun yazabiliyor. Bazı günde bugün yorgunum, bu kadar yazabildim diye satırların arasında sıkıştırmış Abdülhamit Hanım. Musahibim iki gündür neden yazılara devam etmediğimizi sordu durdu. Düşünüyorum. En son notumuz ayın 14'üydü. 14, 15, 16 yazılmamış. Niye yazamadık efendim de bugün başladık diye usulüce sormuş sahip vatanımın nereden nereye geldiğini düşünüyorum üç kıtaya yayılmış koskoca bir cihangirlik on yılda bir avuç toprak haline geldi vebali kimin kimin olduğunu bulsak da şu anda ne işe yarar ki hadi bulduk vebal filanın dedik vatan elden gittikten sonra. 40 yıldır büyük devletlerin birbirleriyle kapışmasını bekledim. Tahta geçtiğim zamandan beri diyor Abdülhamit Han, başka bir yerde de bu hatırasından bahsediyor. Efendim biriyle görüştüğü zaman Armin Üsman ile, Ben büyük devletlerin yakında bir dünya harbi olarak kapışacaklarını bekliyordum diyor. Bekliyordum ve bu beklediğim gün geldiğinde ben mutlak surette savaşanların hiçbirinin tarafında yer almayacaktım. Tarafsızlık politikası takip edecektim. Herkese bir mavi boncuk. Sonra da harp bitince yenen de yenilen de zaten çok mağdur bir hale düşecekler için ben enerjik, dipdiri, savaşın yıpratmadığı bir Osmanlı devletiyle insanların karşısına çıkacaktım diyor. Abdülhamit Han başka yerde de bunu böyle buyuruyor. 40 yıldır büyük devletlerin birbirleriyle kapışmasını bekledim. Avrupa basını adım adım takip ediyordu. Bütün ümidim oydu ve Osmanlı'nın bahtını buna bağlı görürdüm. O beklediğim gün geldi. Heyhat o gün gelmeden önce ben tahttan uzaklaştırıldım. Ülkemi idare edenler de akıldan ve basiretten bir o kadar uzaktılar, uzaklaşmışlardı. 40 yıl beklediğim büyük fırsat, fırsat bir daha ele geçmemek üzere Osmanlı'nın elinden uçup gitti. Evet. 30 bu kadar yıl tahttan uzaklaşmamak için çalışmışsam, işte bunun içinde. Saltanatım günlerinde bazı büyük devletlere tavizler vermişsem, işte bunun içinde. Donanmayı halice kapamış, talime dahi çıkarmamışsam, eğitime dahi götürmemişsem, bunun içinde. Girdi İngilizlere kaptırmamak için Yunan muharebesini göze almışsam, bunun içinde. Velhasıl 30 bu kadar yıl ne yapmışsam ne etmişsem doğrusu da yanlışı da bütün tek bir gayeye dönüktü matuftu o da devletimi harbin dışında tutabilmek bu sırrı 40 yıl içimde sakladım ahfadıma benden sonra gelecek torunlarıma yani Beni tanımalar için anlatacağım. En güvendiğim sadrazamlarıma bile bu fikrimi açmadım. Ama benden sonra gelen torunlarım bunları öğrensinler diye açacağım dedik ve 42. bölümü bitirdik. Şimdi 43. bölümle buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın efendim. Bir anı, bir hikaye.